Su fıtığı. Su fıtığından bahsedelim. Çok önemli. Bizler sağlıkçı olarak takip ediyoruz ama birçok aile belki de bilmiyor. Su fıtığı, evet, nedir su fıtığı kasık fıtığına göre biraz daha masum görünür. İsmi de zaten biraz daha masum görünür. Su. Evet. Tıbbi ismiyle hidrosel deriz, evet, biz buna. Çocuklarda konjenital hidrosel deriz. Yani doğuştan hidrosel. Erişkinlerde de daha sonra ortaya çıkan hidrosel biraz birbirinden farklıdır. Evet. Bizdeki olay kasık, yani karınla alakalı bir yol. O kapanmayan kanal olayıdır. Evet. İşte buradaki fotoğrafta çok iyi görüyoruz. Yani mesela görüntü kalırsa ekranda arkadaşlar. Kasık kanalını, evet, görüyorsunuz. Bir açıklık var, sadece sıvı geçiyor oradan. O kadar ince ki bağırsak giremedi. Mesela burada bağırsak girsin, fıtık, normal fıtık deriz bu olaya. Evet. Ama sadece sıvı geçtiği için su fıtığı. Su fıtığı normalde 1,5-2 yaşına kadar geçme ihtimali olan bir durumdur. Mesela 2-3 aylık bebekte biz bir su fıtığı görürüz. Çok önemsemeyiz. Takip ederiz. Genellikle de geçer. Yani geçme olasılığı çok yüksek. 20 çocuktan 19'u geçer diyebilirim size. Güzel. Yani ameliyatı aslında olma ihtimali zayıf bir durum ama 2 yaşından sonra eğer bir su fıtığı varsa bu da ameliyat. Niye? 2 yaşında kapanıyor. Bakın bu yapı 2 yaşına kapanmış olması lazım. 2 yaşı geçmişiz zaten. Hala var. Peki orada sıvı mı birikiyor? Ne oluyor orada? Tabii karın sıvısı, evet, kademe kademe testisin etrafına geliyor. Hı. O hani eldiven parmağı dedik ya. Evet. O eldiven parmağı işte. O uzantı. O uzantının içi sadece sıvı oluyor. Kendince bir yol bulup belki de, aynen, kalıp oluşturuyor. Arada böyle, evet, çocuk yatay pozisyona gelince yavaş yavaş boşalıyor. Hı. Geçiyor zannediyorsunuz. Ama dik durdukça çocuk artıyor iyice, şişiyor. Evet. Böyle durumlarda 2 yaş bizim için 1,5 yaş, bazı zaman 2 yaş daha çok kriter, kırmızı çizgi. Evet. Neden? Bu yaştan sonra geçmeyeceğini düşünüyoruz. Peki geçmesin, dursun öyle. Ne olur? Ne olur, evet. Evet. Yani testisin, biraz sonra inmemiş testiste de anlatacağım. Testisin etrafında biz belli bir yaştan sonra sıvı istemiyoruz. Neden diyelim? Sebebi şu, testis hormon salgılayan bir organ, hassas bir organ. Vücudun dışında olmasının sebebi zaten soğukta durması. Sıcak, soğuk. 33-33,5 derece onun için önemli. Hı hı. Vücut sıcaklığı 36-37 derece. Hı hı. Kasık işte 35-36 derece. Hı hı. Testis aşağıda. Nasıl dışarıda durması gerekiyorsa belli bir ısıda, hı hı, etrafında da sıvı olmaması gerekiyor. Hı hı. Sıvı ne yapıyor? Sıvı ısı etkisi yaparak soğuk havada, soğukta testisi daha soğuk hale getiriyor. Sıcakta daha sıcak hale getiriyor. Hı-hı. Bir derece sıcaklığı biz burada hesaplarken testisin etrafında kocaman bir sıvı var. Olmaması gereken bir de. Ve bu ileride kısırlık, buna benzer sıkıntılar açısından da potansiyel tehlike. Evet. Isı etkisini istemiyoruz. Isıyla beraber testisin sıcaklığını değiştirecek bir şey istemiyoruz biz testin etrafında, bu sıvı. Peki o bunu, sıvı enfeksiyon yapar mı? Enfeksiyon yapabilir. Daha nadir olur ama enfeksiyon yaptığı zaman da çok dramatik olur. Hı-hı. Testis yani iyi korunması gereken bir organken ekstra bir sebepten etrafında enfeksiyon oluştu. Sıkıntıya girdik. Gerek var mı buna mesela? Kesinlikle yok. Bu açılardan önemli. Bir de travmaya daha açık olur. Mesela böyle su fıtığı olan çocukların anneleri şey derler. Hocam huzursuz bu çocuk derler, altını falan bağlarken derler. Evet. Çocuk aslında ağrı falan duymaz ama bir orada dolgunluk duyduğu için biraz rahatsız olur. Testise baskı yapacak bir etken daha var yanında. Bazı zaman o kadar fazla olur ki bu sıvı testisi sıkıştırır. Şimdi mevzu bahis testisse eğer hassas bir organsa su fıtığını da biz belli bir yaştan sonra, evet, kabul etmiyoruz. İlerisi adına bir kısırlık etkeni olarak görüyoruz. Ve bunun da ameliyatını o yaştan sonra yapmak istiyoruz. Bu da 1,5-2 yaş deriz. Geçmeyecek gibi olanlar da 1,5 yaş. Evet. Geçme ihtimali olanlar da 2 yaşı beklemek iyi olur. Belki bir 2 ay daha beklenebilir. Bakarsınız çok azalmıştır. Ama genellikle de çocuğun peşini bırakmıyor. Bu yaştan sonra hala belirtisi varsa günün birinde birden şişme oluyor ve panik halinde ailelere gelebiliyorlar. Dolayısıyla testise etki açısından su fıtığını biz belli bir yaştan sonra istemiyoruz.